Herkese merhaba. Makro'dan Mikro'nun ikinci bölümünde Emrah Lafçı ile birlikteyiz yine. Emrah abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyidir. Senin ne haber? Ben de iyiyim. Bir liste çıkartalım dedik. Bayağı bir uzun. Gündem çok yoğun. Bir de sadece yurt dışı yani o konuştuklarımız. Evet evet. Yani yurt dışına hiç girmiyoruz. Ona rağmen ciddi anlamda bir yoğunluk var. İşte gri listeyi bile sonradan aklımıza geldi. Evet. O kadar çabuk zamanda o kadar çok şey gerçekleşiyor ki unutuluyor. Enflasyon tarafıyla başlayalım. Yani makro tarafta en çok ilgilendiğimiz ana gündemle başlayalım. E, aylıkta 1.64, yıllıkta 71.6. O baz etkiyi hissetmeye başladık. Ama daha güzeli aylıkta o işte istenen rakamlara geldik aslında. Hani hep diyorduk ya işte ikiler, iki buçuklar arasında olsa... Yıllıkta en azından hani Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefi 36 şey 38'e yükseltildi onun gerçekleşmesi için en azından 2 e, 25lar bandının gerçekleşmesi lazım diyorduk. 1.64 gibi güzel bir rakam geldi. E, Sayın Şimşek'in hatta açıklamaları oldu arkasından. Bu veri yıllıklandırıldığında %22'ye geliyor diye. Yani aslında aylık olarak geldiğimiz yerin ne kadar değerli olduğunu gösterecek şekilde bir açıklamada bulundu. Ne düşünüyorsun abi? Sanki programın meyvelerini konuşmuştuk zaten bir önceki program. Yakın dönemde almaya başlayacağız diye. <laughs> Haziran bu anlamda iyi geldi. Ama Temmuz'da sanki yeniden bir miktar yukarı olacak. Çünkü işte elektrik zammı birazdan yine konuşacağımız konu. Hı hı. İşte ücret artışları, asgari ücretle ilgili çok tartışmalar oldu. Onu da üzerine değiniriz. E, asgari ücret tartışmaları vardı. Hani genel bir zam yapılmamış olmasına rağmen birçok şirketin aslında burada... ...iyileştirme yaptığını biliyoruz. Özel sektör tarafında özellikle. E, kamu tarafında da memur ve emeklilere malum hı. E, enflasyon farkları, zamları geldi. O yüzden Temmuz'da yeniden... E, bu rakamların üzerinde olacağız muhtemelen ama yine de Haziran ayındaki bu rakamı bir değerlendirelim. Şimdi arızi bir durum olabilir bir kere. 2'nin altına bu kadar kısa sürede gelinmesini beklemiyorduk ve 2'nin altında olması tabii ki önümüzdeki dönemde bir hedef. Ama şimdi senin söylediğin gibi bir ÖTV güncellemesi var biliyorsun. İşte 6 ayda bir yapılan. Evet. Onun fiyatlara girme durumu söz konusu olacak. Elektrik zammı var. Onun dolaylı etkileri de olacak. Direkt etkileri var. Kira yüzde yirmi beşlik mesele kalktı artık yüzde yakın bir e, en azından şu anda Temmuz'da görünen o konut kiralarında evet. da ki konut kirası enflasyon sepetinin yüzde beşini oluşturuyor dolayısıyla onları aslında bir araya koyduğumuzda çok da böyle bir rahatlamaya rehavete kapılmamak gerekiyor e, ama sonuçta ana hedef bu bunu ne kadar sürdürebileceğiz ne kadar uzunca süre sıkı politika devam edecek? Bu aslında soru işareti. Dün Merkez Bankası Başkanı'nın da bununla ilgili açıklamaları oldu biliyorsun hemen. Bir aylık veri bizim için bir şey ifade etmez. Bunun bir trend haline gelmesi lazım. Zaten hedefimizin henüz çok uzağındayız ve bu hedefe kalıcı bir şekilde ulaşana kadar sıkı duruşumuz devam edecek diyor. Prematüre bir. Evet prematüre bir. ...faiz indiriminin önünü kesmeye çalışıyor. Fakat bir taraftan da hem kurun stabil gitmesi... Onun da biliyorsun enflasyon üzerinde çok ciddi etkisi var. Tabii. Geçişkenlikten olumlu anlamda söylüyorum. Ama sesler yükselmeye başladı. Yani bu hafta Sayın Şimşek'in reel sektörle bir toplantısı oldu. İşte içinde müsiatın vesaire oldu. Ve oradan sonra yapılan açıklamalarda ton biraz yüksekti. İhracatçılar Meclisi'nin de yaptığı açıklamalarda ton biraz yüksekti. Yani özellikle bu vergi paketinin belki konuşuruz şey tarafı sıkıntı yaratmaya başladı. Yani kar üzerinden değil de minimum bir vergi, asgari vergi meselesi evet. var. Ciro üzerinden de alınsın gibi. Dolayısıyla şimdi bir taraftan zaten iç talebi kısıyorsunuz politika gereği. Bir taraftan kuru baskılıyorsunuz. İhracat, İhracat yapmak çok kolay değil. Öbür taraftan da faizler çok yüksek, finansal koşullar hala sıkı. Bir de onun üzerine vergiyle ilgili reel sektörün bir kademe daha üstüne gittiğiniz zaman bunun o zaman Türkiye gibi bir ülkede daha önceki deneyimlerimizden söylüyorum ne kadar bu politikanın sürdürülebilir olduğuna ilişkin de soru işaretleri ortaya çıkıyor. Burada da e, valla sicilimiz biraz kabarık olduğu için <laughs> ne kadar sabredebileceğiz konusu bence Türkiye'nin önündeki en büyük risklerden bir tanesi. Önümüzdeki döneme ilişkin. Yani eğer orada sabredemezsek enflasyonun mücadelede de istediğimiz yere ulaşamayız. Ulaşamazsak da bu sefer artık sürekli git gel politikasından dolayı da pek dikiş tutturamayız gibi geliyor bana. Evet ya bu vergi konusu gerçekten problem. Yani vergilendirilmemiş alan bırakmayacağız gibi bir açıklamada bulundu Sayın Şimşek geçtiğimiz hafta yaptığı televizyon yayınında. Oldukça sert aslında söylem. Yani her yere vergi geleceğini işte kripto paraların vergilendirilmesinden bahsetti. Borsa tarafı konuşacağız orada ikinci ...torba yasada, bunun gündeme geleceği, bunun üstüne çalıştıkları söylendi. Her tarafı aslında rahatsız edici açıklamalar görüyoruz. Dediğim gibi böyle yüzdük yüzdük kuyruğuna yakınız. Şu an hiç vazgeçecek dönem değil. Bir gayrimenkul yatırım ortaklıklarının etkisinden bahsetmek istiyorum. Böyle konudan konuya Hı -hı. geçerek ilerleyelim makro verilerin mikro taraftaki etkilerini. Borsa İstanbul tarafında güzel bir fiyatlama oldu gayrimenkul yatırım ortaklıklarında. Enflasyon verisinden hemen sonra... Bana birazcık aslında bu prematüre bir hareket gibi geliyor. Tam olarak çünkü daha çok erken. Yani işte faizlerin indirilmesiyle ilgili bir beklenti oluşuyor tabii enflasyon düşük gelince ve işte faizler düşerse de tabii ki de ilk fiyatlanacak şeylerden bir tanesi gayrimenkul tarafı hem fiyatlar yukarı gidecek hem beraberinde talep gelecek doğal olarak burada gayrimenkullere bir etki olduğunu görüyoruz tabii ki işte borsa tarafı biraz önden fiyatlamaya meyilli burada harekete katılıyorum yani hareketi normalleştirmek lazım ama sanki birazcık da erken ve abartılı gibi de gözüktü. Takip ediyor musun ha bu tarafı gayrimenkul tarafının? Konut satışlarında çünkü henüz bir artış zaten yok. Yani 110 bindi yanlış hatırlamıyorsam Mayıs verisi. Hı hı. Geçen yılın Mayıs verisinin çok az altında. Burada henüz böyle aman aman bir toparlanma görmüyoruz. Görmeyi de açıkçası beklemiyorum. Sanki bana şey gibi geliyor. işte aylardır konut fiyatları artmıyor. Dolayısıyla dolar bazında böyle bir geri çekilme var. Doğrusu dolar da gitmiyor birkaç aydır. Hani orası da durdu. Ama işte 6 ay öncesine bakarsak dolar bazında bir geri çekilme var. Nakdi olanlar için bir alternatif gibi gözüküyor gayrimenkul tarafı. Ama bence mesela konut almak için şu an doğru zaman mı? Ben pek öyle düşünmüyorum mesela. Yani yıl sonundan önce zaten bir faiz indirimi gelmeyecek. evet O gözüküyor. Faiz indirimi gelse de faizler çok yüksek. Yani evet. e, ne kadar indirim olacak ki? Hı. Yani Merkez Bankası'nın politika faizi 50. Şimdi indirime gitse 2,5 puan gitti. Muhtemelen. 5 puan gitti. Yılın sonuna kadar biz şöyle 20'lere... 20'lerin altına falan düşmeyeceğiz. Hadi ince de düşmeyeceğiz. Dolayısıyla şimdi konut kredisi almak, konut yatırımı uzun vadeli bir yatırım. Şimdi siz bir konutu alacakken eğer faizler hala 25'in, 30'un üzerindeyse, konut kredisi faizleri 40'lardaysa kendinizi 10 senelik %40'dan bağlamak da istemeyeceksinizdir. Dolayısıyla o faizlerin yani ipotekli konut satışlarının artması faizlerin biraz daha düşmesinin sonucunda olacak bir şey. Bir kere onu söyleyelim. Yani hadi bu değişiklikler olmayacak. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile ilgili güzel bir fiyatlama vardı. Yani son dönemde de oldu. Biz tabii yorumları okuyoruz. İzleyicilerimiz sektörlerle ilgili de bilgi istemiş. Ben son bir ayda iyi giden sektörler hangileri diye bir çıkardım. Onları söyleyeyim. Gıda, açık ara. E, evet. Ticaret Ticaret dediğimiz işte bu BİM'dir, mavidir. Evet, i̇şte, perakende, perakende ticaret. aslında var. gıdayon gene bakınca evet, aslında. E, aslında bizim genel şeyimize uyuyor. <laughs> yani o talebin gelir esnekliğinin işte düşük olduğu. Yani gelirin düşünce talebini düşüremediğin malları satan... ...şirketlerin <laughs> oluşturduğu endeksler. PMI'da Bu da önünde... konuşacağız. Gıda sadece pozitif tarafta zaten. Gıda evet. bir de makine. Evet ama ee, aylardır e, yeşil aynen. kalan sadece evet. gıda var yani. Diğeri de şey iletişim. İyi giden şey onu da şey yapamıyorsun düşüremiyorsun. Bir diğeri de gayrimenkul yatırım ortaklıkları. Sonra da banka ve bilişim geliyor. Ve burada da %7, %8 aylık getiriler var. Ama şunu da söyleyeyim. Az sonra belki halka arzlarla ilgili konuşurken şey yaparız. Hazır telefonu açmışken. Bu şey ayrışması devam ediyor. ...Bist 100 ile... ...Bist 100 dışındaki şirketlerin performanslarının ayrışması... Acayip. ...devam ediyor. E, rakamı söyleyeyim. Bist 100'ün son bir aylık yükselişi yüzde beş. Bist tüm eksi yüz var. Bist yani, tüm ye. Evet. Tüm ye. Tüm ye. Yüzde sıfır bir. Evet. Halka, İyi bu arada. Ha, halka ağızlar eksi dört aylık yani bir taraf yüzde %5 yukarı giderken diğer taraf yüzde %5 aşağı. Gitmiş. Dolayısıyla gayrimenkul yatırım ortaklıklarından buraya geldik. Böyle bir muazzam bir ayrışma devam ediyor. Onun için herhalde hisse senedi yatırımcıları için fon tarafı ve iyi yönetilen fonlar daha önemli hale geliyor ve gelmeye de devam edecek belli ki. Evet orada o bayağı bir giriş ne var. Ne alırsam gidiyor meselesi yok yani. Evet yatırımcı sayılarında artış var. Yani hmm. işte borsa tarafındaki yatırımcı sayısı daha yatay bir seviyeye geldi. İşte halka arzlarla birlikte hatta geri de çekilecek muhtemelen önümüzdeki süreçte. Fon yatırımcı sayısı öyle değil. O tarafa doğru bir eğilim olduğunu görürüz. Çünkü aslında son 3-4 yıl sonra ilk kez zor bir sene geçiriyor yatırımcı. Hmm. Yani işte ...20 işte pandemiden sonraki bütün süreç çok kolaydı yatırım yapmak için... Hani ...ne alsan gidiyor modundaydı herkes... ...21'i böyle işte Naci Abal'ın görevde alınmasıyla başlayan bir 6 aylık süreç gene zordu... ...ama sonrasında yeniden Borsa İstanbul hızlandı... ...22 zaten muazzam bir seneydi hmm. herkes çok para kazandı... ...23'te de fena gitmedi özellikle yaz dönemi o kadar iyi bir halli oldu ki... ...ekonomi yönetiminin değişiminin ardından hemen seçim sonrasında... ...yine herkesin mutlu olduğu bir dönem oldu... Ama özellikle Eylül'den bu yana çok kolay değil piyasa <laughs> ve az önce bahsettiğin ayrışma çok sert yani BIST 30 hatta işte 100 değil 30 bence BIST 30'la onun dışında kalanların ayrışması o kadar yüksek ki çok zorlanıyor herkes ve önceki birkaç senedeki rally hep Bist yüz dışında gerçekleşti evet. ya. Bist dışı fon diye bir kavram geldi mesela hayatımıza. Öyle fonlar yoktu. Hı -hı. Bist yüz dışına yatırım yapan fonlar kuruldu ve çok büyüdü. E, onlar çok yüksek getiriler saldı. Yatırımcıda da bir o tarafa ilgi vardı. Şimdi elde o mallar kaldı. Öyle olunca işte yılbaşından bu yana inanılmaz bir reel getiri sunan, dolar bazında reel getiri sunan bir borsa İstanbul varken yatırımcılar memnun değil. O da fonlara bir miktar götürüyor insanları. Abi gayrimenkulden kondan konuya atlayacağız bugün vergi tarafına geçeyim çünkü geolarla ilgili bir vergilendirme de evet. söz konusu. Yine Sayın Şimşek'in Televizyondaki açıklamalarında gördük. Torba yasada yani ilk vergi düzenlemesinde olacağı söyleniyor. Gayrimenkullerin vergi istisnasını kaldırıyoruz dedi. Hı hı. Ve bir temettü şartına bağlanacağını söyledi. Yurt dışı tarafta örnekleri var zaten. Yani temettü dağıtımı. Ben açıkçası bu temettü kararını çok destekliyorum. Çünkü adı üzerinde bir yatırım ortaklığı. Ve işte mevzuatı bilmeyenler vardır. Yatırım ortaklıklarının halka açılma zorunluluğu var. Yani aslında zaten konsept onların kolektif bir yatırım kuruluşu olarak borsada var olması Hı -hı. ve elde ettikleri geliri istisnayı istisna ile birlikte elde ettikleri geliri zaten dağıtmaları yani konsept aslında bu. Biz de orası tam bütün değildi. dolayısıyla temettü dağıtılmaya zorlanmasının biraz zorlanma çünkü yani mecbur değil ama madem istisna istiyorsun o zaman şu kadar işte dağıtılabilir temettünün ikisini dağıtman gerekir gibi bir madde olacak muhtemelen ki %50 gibi daha önce dile getirilmişti. Muhtemelen böyle bir şey olacak. Ben bunu olumlu karşılıyorum dediğim gibi. Yani bir şeyi fiyatlarken temettü her zaman bir çıpadır. Yani hmm. x bir temettü verimi varsa bir şirketin belli bir çarpanın altına pek de gelmez mesela o şirketlerin. Yani ya zaten yılda bu kadar temettü de atıyor. İşte konut alacağım ama bunu alırım. Hani bizde vardır ya işte ev alma, GEO al falan gibi. ...orada bir çıpa etkisi olur. O yüzden ben açıkçası destekliyorum. Yani istisnaların kaldırması kısmını şarta bağlamak... ...ve yatırımcının lehine olan bir şarta bağlamak... ...bence olumlu. Ne dersin abi bu vergilendirme şekliyle ilgili diyeyim? Şimdi bu gayrimenkul konusunda hem ortaklıklar hem fonlar konusunda falan... ...herhalde çalışmalar devam ediyor biliyorsun. Daha önceki evet. konuşmasında da proje gayrimenkul yatırım fonu. Çünkü şu anda bitmemiş projelere yatırım yapmaları mümkün değil. Ama sadece proje olanlara yapılacak. Diğer taraftan vergi konusunda bir takım şeyler geliyor. Konut sektörü çok önemli. Yani sadece konut olarak bakmamak lazım buna. Buna mal veren diğer şirketleri de düşüneceksin. İşte cam da bunun içinde, çimento da bunun içinde. Efendim Demir Çelik de bunun içinde. Onun yanında o yetmiyor. İşte mobilyası da bunun içinde. Beyaz eşyası, seramiği yani, çok evet. çok dallanıyor. Ee, ya çok dallanıyor. Sadece konut ve konuta bağlı sektörlerdeki çalışanlar ...Türkiye'deki toplam istihdamın bir yirmisiydi. Şimdi son rakamın ne olduğunu bilmiyorum. İşte gayrimenkul faaliyeti ayrı zaten. Yani alım satımda orada da çok fazla bir istihdam var. Ya Türkiye'de şöyle bir problem var. Bir dönüşüm yaratılması gerekiyor. Bir dönüşüm yaşanması gerekiyor. İşte Çin'de mesela sürekli konut yapıldı, yapıldı, yapıldı. O iş patladı. Ve orada farklı bir yönetim olduğu için... ...bu dönüşümü yapmak için masaya birilerinin yumruğunu vurup da... ...bir yapısal reform diyoruz ya... ...yapısal reform yapılırken de birileri olumsuz etkilenecek bu işten. Aslında bu vergi meselesiyle bağlı bu konu. Yani vergi konusunda da bir yapısal reform yapılamadı Türkiye'de. Yapılamıyor. Yani hep bir pansuman tedbirler. Hep bir pansuman tedbirler. Dolayısıyla bu tarafta daha sert önlemlerin alınması gerekiyor bana göre. Onu söyleyeyim. Yoksa işte bu vergi paketi meselesine de belki oradan biraz konuşmak lazım. Kötü yönetilen bir süreç oldu. Evet. Sızdı. Yani bir taslak metin sızdı. Sızdırıldı mı? İşte e, kamuoyunda konuşulsun mu istendi ama bakıyorum mesela bu Sayın Bakan'ın reel sektörle yaptığı toplantıdan sonraki açıklamalarda Bakan'ın buna bayağı içerlediğini yani bunun kendi içimizdeki bir dökümanın dışarı sızmasından dolayı rahatsız olduğunu falan duydum. Dolayısıyla orada birçok şey de budandı. Çünkü belli yerlere dokunduğunuz zaman, en başta da işte borsadaki işlem vergisi. işlem vergisi. Yani en başta işlem vergisi diye geldi. Sonra kazançtan mı alınacak diye işlemden olmaz dendi. O kalktı. Şu anda Belli değil mesela yani bir... hala çok belirsiz yönetiliyor. Evet. İşte bu haftaki konuşmasında dedi ki e, ikinci pakette geleceğiz. Şimdi ikinci paket olduğunu öğrendik. Ama ne zaman gelecek, içine ne konacak, onu herhalde hem Türkiye ekonomisinin gidişatı biraz belirleyecek. hem de işte bu enflasyonla mücadelede falan ne kadar yol alındığı meselesi belirleyecek diyeyim. Yani bu borsa vergisiyle devam edelim buradan açmışken her bir konuyu. Ben de yorumlarımı söyleyeyim. Bence çok kötü yönetildi süreç. Yani borsanın vergilendirilmesi... Çünkü ilk başta ki kazançlardan vergi olmayacak. <laughs> İşlem üzerinden cüzi bir miktar almayı planlıyoruz gibi bir açıklama yapıldı. Sonra işlemle ilgili tarafa acayip bir tepki geldi. Çünkü bunun likiditeyi öldüreceğini... Biz de programda konuştuk geçtiğimiz programda. Likiditeyi öldüreceğini, çok daha fazla zarar vereceğini... Ve zaten doğrudan ve işte dolaylı vergi dengesinde... ...yanlış tarafa doğru bir... ...hani istemediğimiz tarafa doğru bir eğilimde olduğunu... ...yani yapılması istenen o reformun... ...aksine aslında bir hareket olduğu vesaire... ...hep konuşuldu. Şimdi de mesela... ...işlem vergisinden makul bir... ...gelir elde edemeyeceğimizi anladık. Borsa tarafında... ...kazançların vergilendirilmesi üzerine çalışıyoruz. İkinci pakette olacak dendi. Başta olmayacak denen şey... ...bu sefer olacak deniyor. İş, olacak denenden vazgeçildi. İşlemlerin yüzde kırkı robotlar tarafından yapılıyormuş. Biz onun öyle olduğunu... Yani ...bunu en başta aslında biliyor olman lazım... ...ve evet, bu, evet. bunu Borsa İstanbul'da konuşsan... ...zaten bunu sana söylerlerdi yani. Eski bir Merrill Lynch'li bu arada evet. Sayın Bakan... ...yani aslında biliyor olmasını... <laughs> ...beklersiniz yani çünkü... ...halihazırda Türkiye'deki Merrill Lynch yönetimiyle de... ...daha önce birlikte çalışıldığı vesaire... ...yanlış bilmiyorsam hani birlikte çalıştığı... ...kişiler şu anda... ...Türkiye Merrill Lynch'in başında dolayısıyla... ...muhtemelen biliyor olması gereken... ...bir konu dediğin gibi... E, ...çok yanlış yönetildiğini düşünüyorum ben ve... Kripto para tarafında da benzer bir vergilendirmeden konuşuluyor. Yani gelir üzerinden. Ama zamanı belirsiz. Yani işte Borsa İstanbul açıktı bu konuşma yapılırken. Pozitifti 0.60 kadar. O gün mesela eksi 3 civarında bitirdik günü. Evet. Yani aslında gün içerisinde de inanılmaz yüksek bir volatiliteye sebep olan bir açıklama. Tek sebebi de belirsizlik bu arada. Yani açıklamanın Hı -hı. şekli burada problem. Direkt olarak hani... Şöyle bir oran düşünüyoruz dense mesela o fiyatlamaya bir kere girer ve biter. Böyle belirsiz bırakmak açıkçası hı hı. eleştirilmesi gereken noktalardan bir tanesi diye düşünüyorum. Ya orada benim daha büyük resimde bir kaygım oluşmaya başlıyor bu sefer. Şimdi yeni yönetim geldiğinden beri bir seneyi geçti. Yaptıkları olumlu şeyler çok fazla. Evet. Fakat bu... ...zaten yokuş aşağı giden bir süreçti. Yani yapılması gereken... ...oraya kim gelse herkesin yapacağı bir takım şeyler... ...işte faizi olması gereken yere getir. İşte yabancı yatırımcılarla... ...daha iyi bir diyalog içerisinde ol ki... ...yabancı yatırımda gelmedi Türkiye'ye zaten. Gibi böyle... ...ben de bakan olsam ya da ekonomi yönetimini alsam... ...şimdi şimdi... Netameli konular ortaya çıkmaya başladı. Burada aslında artık o ince ayar, ince işlerin yapılması gerekecek konular var ya da belli kararların alınması gerekecek konular var. İşte konuttan alınacak vergi, ikinci konuttan, üçüncü konuttan alınacak mı? Ya da işte hisse işte senedi elde altı ay tutulduğunda başka bir sene tutulduğunda başka ya böyle ince ayar gerektiren şeyler tabii ki kadro meselesi. Şimdi Hı. o zaman insanın hakkında şey geliyor. Yani bunu yapabilme kapasitesi var mı, yok mu sorusunun ...net bir şekilde hem irade bir, ikincisi de onu ability yani yapabilme... insan kaynağı. Evet, insan kaynağı kadro var mı sorusuna ben net bir şekilde evet cevabı veremiyorum şu anda. Yani Merkez Bankası'nda iyi bir kadro var ama ekonomi yönetiminin her yerinde öyle mi... ...ya da bunun arkasında durulacak mı? Benim soru işaretlerim oluşmaya başlıyor son dönemdeki gelişmelerden sonra. Evet, yani umarız daha belirli... ...konuşmalar yani daha belirsizliğin azaldığı evet. konuşmalar görürüz yakın dönemde... ...en yakın zamanda da hani en azından ilk düzenlemenin bütün detayları ortaya çıksa... ...meclise gelse de tartışsa çünkü orada da şöyle bir şey var... ...Şimşek dedi ki bu bizim süzgecimizden geçmiş değil... ...yani Hı -hı. şimdi dediğin gibi sızdırılan bir paket var... ...ne kadarı meclise gidecek ne kadarı gitmeyecek o da belli değil... ...yani o sızdırılan Tabii. paket de süzgecimizden geçmedi dedi... ...hani eleştirilen maddeler var... Ama hani biz bu kesin olacak da demedik dedi. Orada birazcık hani hı hı. üstünden de attı aslında bir miktar sorumluluğu. Mesela nereden buldun vardı içinde. Yani harcamalarınızla işte gelirinizin arasında fark varsa bu harcamalar nereden çıktı? Onu da vergilendirilmemiz gerekebilir vardı paketin içinde. O da sonra yok olmuş hı hı. diye haber çıktı tekrar. Bu arada değinme edemeyeceğim bu konuşmada çok dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi. Bizim milletimiz gerçekten vergi vermekten çok kaçınıyor. Yani kuyumcu, doktor ve avukatların evet. aylık ortağıma beyan ettikleri gelirleri söyledi Şimşek. Yani şok edici gerçekten. Bir kuyumcunun ayda 16 bin küsür, bir doktorun 27 bin, bir avukatın 16 bin matraha sahip olması aylıkta. Yani çok vergi kaçırılıyor ülkede. Bence tam az önce söylediğin nokta bu. Yapılması gereken önce kaçağı yok etmek. Yani yeni vergi getirmek en kolay çözüm. Yani bir vergi daha koyarsınız, herkesi etkileyen bir vergi koyarsınız, geliri arttırırsınız. Bu yapısal olarak bir şey değiştirmez aslında. Yani bu sorunu böyle ben de çözerim. Hani cüretkar olacak ama biraz ona geliyor yani konu aslında. Böyle yapılacaksa bu herkesin yapacağı bir şey. Bu değil asıl yapılması gereken. Orada kayıp kaçağın önüne geçmek aslında. işte... ...hep söylemde kalıyor işte, çok kazanandan, çok az kazanandan az alacağız. E onun olması için bir kere dolaylı vergiyle direkt vergi arasındaki uçurumun kapatılması lazım. Yani umuyorum başarılır ama sanki hani çok kolay değil. Orada şöyle bir veri var, tahakkuk eden vergiyle tahsil edilen vergi arasında bir e, ne kadar oran var konusu. Yeni yönetim geldiğinden beri o oran 10 puan yükselmiş yani. Çok hızlı blokaj koyuluyor çünkü ee, ödeme emri emir tebliğleri çok hızlı atılıyor, banka blokajları çok hızlı koyuluyor. Eskiden böyle değil yani. Aha. Bir sene ödemezsen belki hesabına bloka blokaj geliyordu. Şimdi mesela çok daha hızlı, işte üç ay gecikti, hemen e evet. banka blokajları falan başlıyor sanırım. Aynen öyle. Ben de yakın müşahede ettim bu konuyu. Dolayısıyla orada bir iyileşme var. Ama bunun topyekün birilerinin ayağına bastığı. Basman anlamına geliyor bu. Yani vergi almakta. Orada acaba işte ekonomi yönetimi yalnız kalıyor mu zaman zaman Yakın diye Yakın dönemde seçim yani. yok abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha rahatlardır diye düşünüyorum. Çünkü bu seçim öncesi genelde bu şeyler daha çok dert edilir. Evet. Yakın dönemde seçimin olmaması bence ekonomi yönetiminin en güçlü silahlarından bir tanesi. Burada da yanlış bilmiyorsam şimdi kağıt gitmeye başlamış. Duydum yani giden bir, tan bir tane oldu şimdiye kadar. <laughs> Sordu hani ne yapacağım falan diye. Bir izahat isteniyor. Yani hmm. elde edilen gelirlerle ilgili bir izahat isteniyor. Eğer o izahatı yaparsan sanırım herhangi bir şey çıkmıyor. İzahatin yeterli bulunmazsa vergi incelemesine giriyorsun. Yani önce bir ifadeye çağrılıyorsun hmm. aslında. Hmm. Eğer verdiğin ifade ya da izahat neyse artık adı... ...kabul görmezse vergi denetimine giriyorsun. Ondan sonra bir vergi cezasıyla muhtemelen karşılaşıyorsun gibi bir süreç sanırım. Kağıtlar gitmeye başlamış. Ya belli meslek grupları üzerinde o konuşulan üçlü meslek grubu zaten hani belli ki ana odak hmm. orası dert edilmiş. Özellikle doktorlar için yanlış bilmiyorsam bir çalışma var. Böyle bir süreç başlamış. Yakın dönemde belki orada da hani vergi tahsilatları başlar diye düşünüyorum. Devam edeyim ama makro taraflı dış ticaret açığı çok dağla dağla gitti. Evet, evet. 6.4 milyar dolar geldi hmm. Haziran ayında. Ee, burada bir dönemsel etkiden bahsetti Sayın Şimşek. Dündü yanlış hatırlamıyorsam ki biz programı bu arada 5 Temmuz tarihinde çekiyoruz. Onu da belirtmiş olalım. 3, 3 Temmuz'da 3 Temmuz'da, üç Temmuz'da konuştu. mı konuştu? Dönemsel bir etki olduğunu söylemiş. E, bu tarafta bir iyileşme var. ya yani aylık olarak bir bozulma var ama genel olarak bakınca dış ticaret açığının gayri safi oranı ya da işte cari dengenin, cari açığın daha doğrusu oranı iyi gidiyor oldukça gayri safi yurt dışı hastalığı. %2,5 gibi bir hedef var yanlış hatırlamıyorsam hı hı. burada. Buradaki gidişatla ilgili ee, ne demek istersin abi? Şimdi burada cari açığı iten ve çeken faktörler var. O faktörler şu anda değişti. Yani mesela işte kurun TL'nin reel olarak değerlenmesi aslında cari açığa olumsuz etki yaratan unsurlardan bir tanesi. Ama bakıyorsun bir taraftan da Türkiye'deki faizlerin yüksekliği vesaire yurt içindeki talebi öldürdüğü için ithalat talebini de düşürüyor. Evet. Şimdi bizim ithalatımız içinde aramalının ve enerjinin çok yüksek olduğunu biliyoruz ama sonuçta biz bunu üretmek için alıyoruz. E Türkiye'deki üretim düştüğü zaman, o büyüme aşağı geldiği zaman ithalat talebi de düşüyor. İhracatımızın artmasının ana unsurlarından bir tanesi de ön koşullarından bir tanesi de yurt dışındaki canlılık. Evet. Şu anda orada da tam istediğimiz yerde değiliz ama yine de yurt içindeki o talep düşüşü ithalatı da ciddi şekilde düşürecek. Mesela işte aramalı ithalatımız %5.4 düşmüş. 17,5 milyar dolar. Tüketici malı ithalatımızda %3.4 artmış. Toplam ithalatta da düşüş var. Toplam ihracatta da düşüş var. Ama mesela ihracatımız %10.6 düşüyor. İthalatımız %4.1 düşüyor. İhracatımız daha fazla düşmüş. Burada işte bu bayram etkisi. Bu arada bahsettiğim rakamlar Haziran'ın rakamları. Hı hı. Öncü verileri yayınlıyor ya dış ticaret. Evet evet. Ayın son e, günü gelecek datan. resmi evet. rakam. Dolayısıyla bu politika devam ettiği sürece Türkiye'nin 2024-2025'te devam ederse ana problem noktalarından bir tanesi cari açık olmayacak zaten. Ama bu politikanın zaten şeyi bu. Çin'deki mütemmim cüzü bu. Beraber geliyor yani. Çünkü enflasyonla mücadele etmek için iş talebi baskıladığınız zaman zaten ithal edemez hale getiriyorsunuz üreticilerinizi üretemez hale getiriyorsunuz. İtalya'da mesale getiriyorsunuz. Bu şekilde de dış ticaret açığı düşüyor tabii. Cari açık da düşüyor. Bir taraftan turizm her ne kadar bizim anekdotada olarak gördüğümüzde ya da duyduğumuzda oteller boş vesaire gibi olsa da Türkiye'nin açıkladığı rakamlarda gelen turist sayısı vesaire çok düşük değil. Evet. Ve fena bir sezon geçirmiyor en azından resmi rakamlarda. Tabii yaz sonunda tekrar Bakmak lazım bu işlere. Yolcu trafik verileri de iyi bu arada, DHM'yi tarafından gelen. Yani Hı -hı. o da destekliyor aslında. Aynen öyle. Dolayısıyla korkulan o kadar olmamış gibi gözüküyor. Hep söylenirdi zaten. İşte efendim bizim kurun dün reel efektif döviz kuru açıklandı. Hı -hı. Ee, onu da söyleyelim bu arada. Çünkü çok bağlantılı. Kaçtı 61. 61 buçuk. 61. 90. 61 90. Aynen. Ama burada önemli olan şey şu: Yılbaşından beri reel kurumuz 11.8 yükselmiş yani TL re'l olarak dolara karşı %11.8 yükselmiş. Bu bizim ihracatçımızın rekabetinin %11.8 düştüğü anlamına gelir ki bunu zaten turizmcimiz açısından da görüyoruz. Ya yani herkes ne paylaşıyor? İşte Yunanistan'a gittim. <laughs> şu kadar yemek yedim, şu kadar para dedim. Türkiye'ye geldim. Şu kadar ödedim. Türkiye çok pahalı. Çünkü TL re'l olarak değerlendiği için Türkiye pahalı hale geliyor ve bu politika devam ettiği sürece bir yerde de artık e, o kurun ...sabit gitmesinin de önüne geçilmesi gerekecek. Çünkü dış ticaretimizi vurmaya başlayacak ciddi anlamda muhtemelen. Onun için çok hassas bir denge yani bir taraftan da. Abi ama hala 61.90. Şimdi burada referans değer 100. Yanlış hatırlamıyorsam 2003'te referans yıl. Real efektif döviz kurunda kullanılan. Hı hı. Yani hala aslında çok değersiz bir Türk lirasından bahsediyoruz. Ben 120 olduğu dönemi hatırlıyorum. Daha TL'nin değerlenecek yeri var gibi geliyor bana. O yüzden hani dış ticaret tarafı nasıl etkilenir emin değilim. Çünkü orada birazcık daha katma değer falan öne çıkmaya başlıyor. E, TL değerlendikçe birazcık o taraflarda rekabetçi olmamız lazım. Çünkü sadece ucuzlukla rekabet etmek bana çok doğru da gelmiyor. Hı. Yani ucuzsun diye rekabet ediyorsan biri daha ucuz olduğunda bir şeyin kalmıyor günün sonunda işte zamanda çin geldi işte Hindistan geldi vergilerle bir şekilde hani onlar dışarıda bırakılmaya çalışılıyor ama aslında katma değerle birazcık daha öne çıkmak burada daha doğru. O yüzden ben TL'nin daha gidecek yeri olduğunu düşünen taraftayım. Şimdi orada şöyle bir durum var. Orayı çok ince bakmak lazım. Berat Bey'in zamanında da 75 ...civarındaydı... TL'nin reel değeri ve buralarda kalmasını istiyoruz diyordu. Sayın Bakan o zaman hatırlıyorum. Daha önce de daha yüksekti. Neredeyse yüzde on sekiz şey var. var. Yani. 75'e. 75'e. beşe. Evet. Ama şimdi şöyle bir durum var. Değişen koşullar içerisinde yeniden değerlendirmek lazım o işi. Yani bu biraz üretkenlikle alakalı bir şey. Yani o emeğin verimliliğiyle alakalı. E şimdi asgari ücret ya da şirketlerin toplam maliyetlerinin içinde personel maliyetleri dolar bazında o zaman kaçmış. <laughs> şimdi kaç? ...yani onu cover edecek... ...bir de buna biraz da sektör sektör bakmak gerekiyor... ...çünkü bazı... ...şimdi... ithal eden... ...üreten... ...ondan sonra bunu ihraç eden... ...şirketler için ortada pro problem yok çok fazla... ...ama... ...siz daha farklı bir şey yapıyorsanız... ...yani... E, ithalde ...bundan etkilenip... ...ihraçta... ...farklı etkileniyorsunuz... ...ya da yurt içine... ...mal satıyorsunuz daha doğrusu öyle söyleyeyim... ...ya da fasonculuk yapıyorsanız... Ee, ...evet... E, ...o iş farklı... ...ama... ...dönüp dolaşıp senin dediğin yere... ...geliyor... Onun için de birilerinin elenmesi lazım. Yani evet. belli sektörlerin elenmesi lazım. Belli yerlerde dünyanın hiçbir yerinde hiçbir ülke bir ekonomi politikası olmadan son 30 seneye bak mesela. Belli sektörlerini ön plana çıkarmadan refaha kavuşmuş değil. Yani tamam piyasaya çok müdahale bir yere kadar. Ama belli planlamanın da belli önceliklerin de yapılıp o sektörlerin ya da o alanların kayrılması gerekiyor. Yani uzak doğudaki ülkelere bak mesela işte Tayvan'a bak Kore'ye bak Japonya'ya bak eskiden Çin'e bak ne yapıyorlar hemen diyorlar ki kardeşim bizim şu alanda uzmanlaşacağız. Bu alanda ön plana çıkacağız. Bu alanı destekleyeceğiz. Türkiye teşvik sistemini tekrardan gözden geçirmesi gerekiyor. Yani kimlere verilecek, kimlere verilmeyecek. Bunda yani biz neyle yürüyeceğiz? Onu onu onu, onu bizim konuşmamız gerekiyor. İşte Sayın Bakan bir ara söylüyordu. Efendim işte benden şunu isteyin. İskenderun'dan ...limandan Türkiye'nin her yerine demir yolu döşeyelim. Bu sizin üretkenliğinizi ve rekabet gücünüzü arttıracak bir unsur. O zaman zaten kura bakmayacaksınız. Çok daha ucuza e, mal etmiş olacaksınız vesaire. Ama bir tek yani 2024'te demir yolu konuşmuyor olmamız lazım herhalde. Yani bu işin e, çok daha önce bitmiş olması gerekiyordu. E, son mesela televizyon röportajında da... ...ya biz bu vergi meselesini yapay zekayla... ...şey yapabilirmişiz, geçen biri geldi bana söyledi falan gibi... ...aslında çok daha öncesinde kullanılması gereken bir alandı. Dolayısıyla dediğin şey doğru, rekabetçiliği böyle alanlarda arttırmamız gerekiyor. Evet, mevduatın payına geçelim. TL'nin real değerlenmesinden evet. konuşurken yüzde üstündeyiz. Evet, maşallah, TL mevduatın maşallah, var mı abi? Maşallah diyelim, var. Benim de var. Ve benim ilk kez bu sene oldu. Biliyor musun yani ben 7 <laughs> yıldır bir fiil sektörün içindeyim... <laughs> yatırıma başlayalı 9 yıldan fazla oldu. Yani 2015'te ben gerçek anlamda başladım yatırım işine. 2017'den beri de sektördeyim. Profesyonel olarak hani işin içindeyim. İlk defa bu sene işte mevduat, mevduat yapmadım hala tabii. Para piyasası fonu alıyorum ama mevduat, mevduat alternatifi olarak sayıyorum. İlk defa benim de var. Yani gerçekten acayip avantajlı görüyorum. O yüzden diyorum yani TL'nin daha gidecek yeri varmış gibi düşünüyorum ben. Yani reel anlamda biz bu mevduattan ...düviz bazında para kazanmaya devam edecekmişiz gibi geldiği için... ...burada duruyorum. %50'nin üstüne geldik. Çok istenen bir şeydi uzun zamandır. KKM tarafında çözülme devam ediyor. Son 5 haftanın en düşük çıkışı oldu bu hafta. Ama hala çıkış devam ediyor. Orada istenen seviyelere geldik. Yani 60 milyar dolara falan indik ki... ...zirvede 120 milyar dolarların üstünü Aynen. görmüştük 61 yani. 61.9 milyar dolar. Dolar bazında %50 geri çekildi. Bu bela... <laughs> bela diyeceğim. <laughs> Bunu böyle işte yan etkisi minimum olacak şekilde yok etmek istiyorduk Hı. kur korumalı mevduatı. O tarafa doğru ilerliyor Şimdi şirketlerin de teşvikleri burada sona eriyor. Sona eriyor zaten. Dolayısıyla yenilemeler gitgide düşecektir diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsun abi TL mevduatın payının buralara gelmiş olması? Bu sence nasıl kırılır? Bence buradaki en büyük soru işareti bu. Yani bizim dolarla ilgili bir travmamız var. Hı hı. Dolar'da en ufak bir hareket görsek burada çözülme başlayabilir. O sence neresi? Yani işte dolar atıyorum 35 olunca mı olur? Aklında böyle bir nokta var mı ya da işte mevduat faizi 40'ın altına gelirse olur falan gibi. E çünkü mesela bu sürdürülebilir olabilecek mi mesela benim endişelerim var. Şimdi tabii burada o şeyin algısının kırılması lazım. Beklenen enflasyon mu, gerçekleşen enflasyon mu? Mevduat faizi onun neresinde vesaire hikayesi. Tabii burada şey önemli olacak. Yani e, Temmuz'da, Ağustos'ta o yüksek baz etkisiyle... İki tane dokuz küsür. Evet, iki tane dokuz küsür on çıkınca ve enflasyon yüzde ellinin altına doğru gelince... ...insanların gözünde mevduat faizi, yüzde elli mevduat faizi de Aa, bir şeymiş konusu daha fazla. Çünkü algıyla da biraz alakalı maalesef. maalesef bu iş. Ta geçen senenin hala o iki aylık enflasyonunu şu andaki hem enflasyon beklentilerinde... Hem de yatırım tercihlerinde görüyoruz. Dolayısıyla faizlerin bir miktar aşağı gelmesi önümüzdeki dönemde... ...işte yılın son çeyreğinde vesaire... ...ben mevduattan kaçışı gerektirecek bir unsur olarak görmüyorum. <laughs> Kurda da bir sıçrama beklemiyorum. Çünkü dikkat edersen işte bu ihracatçının getirdiği %30 meselesi hala duruyor. yüzde yüzde %30'a indirildi. Evet. Artı swap kanalları tamamen açılmıyor. Artı kur korumalı mevduattan kaynaklı Merkez Bankası'nın hala döviz piyasasında oyuncu olduğunu biliyoruz. Bunların hepsini alt alta koyduğum zaman zaten Merkez Bankası burada kontrolü bir süre bırakmayacak. Hala yani o rezervini istediği yere getirmedikten sonra işte kur korumalı mevduatı doğru düzgün eritmedikten sonra o bahsettiğimiz kademeli yükselişi göreceğiz en fazla. O da işte 32,5, 33, 34, 35 ama ufak ufak yükselişler olacak. Dolayısıyla şok bir yükseliş olmadıktan sonra Diğer tarafta da zaten mevduat faizleri yüksek gitmeye devam edecek. En fazla ne kadar düşebilir şu andaki ortamda. Ben hala TL mevduatın cazibesinin daha fazla olduğu için o toplam mevduatlar içindeki payının %50'den yukarı doğru geleceğini düşünüyorum. Bu da Merkez Bankası'nın para politikası uygularken elini çok rahatlatan bir unsur. <laughs> Aksi takdirde zaten başkasının parasını yönetmeye çalışıyorsun bir Merkez Bankası olarak. Onun için bunu bırakmayacaktır. Ben o TL'nin en azından reel olarak bir miktar daha değerleneceği ama ya da değer kaybetmeyeceği en az enflasyon kadar yükseleceği senaryonun devam edeceğini düşünüyorum. Dolarizasyon out li liralaşma. In, in. Aynen. E ama bunu zaten ederim. bir süredir söylüyorduk, konuşuyorduk. Evet. Maalesef orada işte seçim öncesi bir terste kalanlar oldu. Orada da biraz yanlış yönlendirmeler vesaire de oldu. Çok fazla evet. Ama ondan sonra ikna olunmuş gözüküyor rakamlar onu gösteriyor zaten. Evet. E buradan hemen bir yabancı girişi ve gri liste konusunu bir arada götürelim abi. Gri listeden çıktık. Ya yani uzun zamandır zaten böyle beklentiydi. Yani aralıktan beri herhalde böyle aylardır üzerine çalışılan konulardan bir tanesi. Sayın Şimşek'in ilk günden beri belki gündemiydi. FATF yani işte toplandı geçen hafta Singapur'da ve Türkiye'nin gri listeden çıktığını açıkladı. Sayın Şimşek hemen başardık tweetiyle insiderların önüne geçti. Şık bir hareketti bence. Yani erkenden haber vermesi, oy birliğiyle alınan bir karar olduğu söylendi. Yani bütün ülkelerin lehde oy kullandığını söyledi yine Sayın Şimşek. Yani buradan çıkmak bir başarı mı? çok tartışıldı. Çünkü hani oraya girmek başarısızlık, çıkmak normali aslında. Hani orada olmamak normal olan şey. Ama ne olursa olsun hani o listeden çıkmış olmamız iyi. Burada çünkü şöyle şeyler var. İşte yatırım fonları tarafında her yatırım fonunun bir izahnamesi var ve orada belli kriterlerle kendimizi kısıtlıyoruz. İşte ben hisse senedi yoğun fon yönetiyorum örneğin. İşte diyorum ki minimum yüzde seksen hisse senedi tutacağım böyle garanti veriyorum aslında. Belli şartlara bağlıyorum kendi yönetimimi. İşte bir hissede yüzde onu geçemem. İşte yüzde beşi geçtiğim hisselerin toplamında kırkı geçemem gibi böyle kural setleriyle yönetiliyor fonlar. Bu gri listede özellikle uluslararası fonların birçoğunda bir madde. Yani gri listedeki ülkelerin hisse senedi endekslerine yatırım yapılamaz gibi maddelerin olduğunu biliyoruz. O açıdan önemliydi. Çünkü borsa tarafında yabancı satışı 6 haftadır devam ediyor. Yani burada ciddi bir çıkış var. Tahvil tarafına hep giriş gördük. Bu az önce bahsettiğim konudan mütevellit olabilir. Yani gri listede olmamız dolayısıyla endekse yatırım yapmaya zorla yani yapamayan fon çok vardır. Tahvil tarafında uzun zamandır bir giriş vardı. Orada da bu hafta çıkış gördük. Ne düşünüyorsun bu gri liste konusu ve yabancı girişi? Çok istenilen noktada değil bence burası. Tahvil tarafında öyle. Keri için gelen de öyle. Ama direkt olarak işte hisse senedi piyasasına yatırım yapalım kısmı sanki birazcık daha eksik. Çok böyle banka yoğun bir süreç yaşadık oradan. Yabancı girişi oldu. Geldiği dönemde hep bankalara girdi. Hatta işte bu sabah yine JP Morgan'ın banka tavsiyelerini yukarı yönlü revize ettiğini gördük. Sürekli rapor çıkartıyorlar, pozisyon açıyorlar, rapor çıkartıyorlar, pozisyon açıyorlar. Böyle birbirini destekleyen bir loop'a girmiş durumda yabancıyla banka endeks arasındaki süreç. Ne düşünüyorsun ha burada? Hem gri ile ilgili çıkmamızla ilgili yorumunu alayım hem de yabancı ile ilgili. Mesela bu yapı kredinin satış durumu vardı kaldı. O da evet. olumsuz etkileyen unsurlardan bir tanesi. O da kötü yönetilen bir süreç oldu. İşte bir sürü haber çıktı. Şimdi bu gri listeye bizim girişimiz 2021'in son çeyreğine rastlar. Zaten her şeyin başladığı zaman orası. Yani bunlar birbirinden bağımsız şeyler değil. ...prematüre faiz indirimlerinin başladığı zaman doğru Eylül. 2021 orası. Eylül. Evet. 19'dan, %19'dan aşağı doğru faizler geldi ki... ...enflasyonun %80 olduğu aylar gördük biz o dönem. %15 şeyle. Merkez Bankası politika faizli. inanılmaz bir şey yani. Arkasından KKM'nin olduğu dönem. Aralık. Gene aynı dönem. Aralık, <laughs> 2021 Aralık. Bu da 2021 Ekim. Ekim ya da Kasım olması lazım. Dolayısıyla bu aslında kurumsal kapasitenin ne kadar düştüğü ve onun da farklı alanlardaki tezahürünün göstergesi. Tabii bu gri liste meselesi sadece maddi unsurlarla açıklanacak bir durum değil. Bunun için de İçişleri Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın topyekün bir çalışmasının olması gerekiyor. Çünkü bu kara paranın aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi yani bu iki unsurun Maliye Bakanlığı buna MASAK üzerinden bir yere kadar hakim olabiliyor evet. konuya. Onun dışında yapılan birçok operasyon var uyuşturucuyla ilgili diğer şeylerle ilgili bir sürü yakalananlar vesaire vesaire. İşte göç meselesi, oradaki işte insan kaçak. Biz bir sürü unsuru var aslında bu gri liste konusunun. Olmamamız gereken bir yerde haliyle ama Avrupa'da da olan ülkeler var. var. Bulgaristan var, Hırvatistan var. Coğrafya olarak da çok müsait bir durumdayız. Ya da gri listeye girmeye çok müsait bir çok yerdeyiz. Güzel. Evet. Bir tarafımız Orta Doğu, bir tarafımız Avrupa. Ben bunun çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum çıkmanın. Yani küçümsenecek bir durum değil. Ama gri listeden çıkmak... ...Türkiye'ye yatırımın gelmesi için... ...yeter koşul değildir, gerek koşuldur. Ama yeter koşul olması için... ...çok daha uzun süre... ...istikrarlı politikaların devam ediyor olması lazım. Çünkü ben bile Türkiye Cumhuriyeti'nde... ...yaşayan bir insan olarak... ...sana işte programın başında... ...söylediğim gibi ya dönülür mü bir yerden birilerinin ayağına basılıyor içerideki çünkü o dönem eleştirdiğimiz politikaları uygulayan kişilerin hala önemli bir kısmı önemli görevlerde Türkiye'de. E, tabii. Ve bir takım klikleşme durumlarının söz konusu olduğunu biliyoruz. Kaç kere de başımıza geldi yani. Ben bile böyle soru işaretleriyle geliyorsam adamlar buraya gelip de hele doğrudan yatırım. 5 sene, 10 sene bir projeksiyon sunman lazım yani. Bunu göremiyorsa işte bu hisse senedi meselesi de aynı. Türkiye'de yabancı yatırım gelmedi hisse senedine yani çıkıyor. İşte bu hafta 228 milyon dolar çıkış olmuş gene. Hmm. Tahvilden de olmuş. Hadi o 6 haftada e, 1.8 milyar doları geçti. E, muazzam bir para. E, şimdi zaten çok çok gelir arkasından çıkar. Öyle bir şey diyor. Dolayısıyla hala demek ki bekleniyor ve bu bekleme meselesi de devam edecek gibi gözüküyor. Evet bekliyoruz. Yani... Bekliyoruz. Biz de bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oradayız bekliyoruz. Ee, buna rağmen tabii hala rekorlarda geliyor. Yani borsa tarafında hani çok negatif bir etkisi yok bu çıkışın bu arada. Yerli karşılıyor bu satışı şimdilik. Zaten biz bize yükselmiştik. Evet yani biz bize, bize yükseldik. Bize evet, yani. Biz bize şu an tutunuyoruz. Bir süredir böyle daha yataydayız ama hani iyi noktalardayız. Ama yine de iyi gidiyor Borsa İstanbul tarafı. PMI hala zayıf gelmeye devam ediyor. Buradan ufaktan sektörlere geçelim. Zayıf geliyor. Gıda burada tek Hani sen az önce de söyledin zaten abi endekslerin getirilerinde. Hı hı. Gıda açık ara lider. Arkasından gelen de perakende sektörü hani O da zaten gıda yoğun. Yani esnekliği, talep esnekliği oldukça düşük olan gelire göre sektörler. Gıda tarafı açıkçası favori. Yani ben bakıyorum mesela işte az önce konuştuğumuz konulardan böyle işte bir portföy yapmaya çalışsak. Çünkü hani temel analiz hani taptan tepeden aşağı inerek gelinen makrodan mikroya gidilen hı hı. bir analizi yöntemi ya. Şimdi bakınca mesela sanayi eliyorsun. Direkt eliyorsun yani. Konuştuğumuz her şeyde sanayiyle ilgili problemler var. İhracatçı tarafta problem var. İçerideki maliyetlerle Maliyetler. ilgili problem var. Sıkılaşma ile ilgili problem var. Fonlama koşulları çok kötü. Finansman koşulları kötü. Yine sanayiciye dert. Yani sanayiye yatırım yapmak için hiç iyi bir dönem gibi durmuyor. Mesela bakınca. Ne var elde kalan? İşte gıda kalıyor. Perakende ticaret kalıyor. Hizmet kalıyor hizmeti burada çeşitlendirebiliriz. İletişim de bunun bir parçası. İşte mali tarafta bunun bir parçası. Ama bunlar kalıyor. Yani portföyler oluşturulurken de biraz bunları öne çıkartmak Hı -hı. lazım. Dedin ya yorumlarda da hani sektör konuşun diyenler var. Aslında konuşuyoruz. Yani aslında bütün konuştuğumuz konu günün sonunda hangi sektörlerin iyi ya da kötü gideceğine yorulabilir. Biraz onları satır arasından yatırımcının Hı -hı. da çıkartması lazım. Ama gerçekten bakınca şu an için böyle hizmet gıda, böyle daha güvenli sektörler hala gitmeye devam edecek gibi. Burada tabii şu da bir tez. Ne olursa olsun borsa işte 6 ile 9 ay der teori. Önünü fiyatlar. Yani 6-9 ay sonrasında fiyatlar. 6-9 ay sonrayı da düşünmek lazım. Çünkü 6-9 ay sonra faizler buradakinden bir miktar inmiş olacak mesela. Evet. Dolayısıyla fiyatlama birazcık bu noktadan sonra... ...bu yaz itibariyle borsa tarafında da değişebilir. Ha bu şu an iyi gidenler kötü gider anlamına gelmiyor. Çünkü şu an iyi gidenler bugün de iyi gidebilecek... ...sonrasında da iyi gidebilecek sektörler olduğu için bugün iyiler. Hani kriz ortamından etkilenmedikleri için iyi gidiyorlar aslında. Ama bugün kötü gözüken ama iyileşmeye meyilli olan sektörler... ...ya da bugün iyi gözüken ama kötüleşmeye meyilli sektörler var işte. Mevduat faizleri düşünce ki düşmeye başlayacak. 6-9 ay sonra düşmüş olacak. Birlerin işleri bozulacak. Finansman koşulları iyileştiği için bir tarafın işleri daha iyi gitmeye başlayacak gibi. E onları böyle ay be ay konuşmaya devam ederiz zaten. Yani borsa tarafında sanki böyle portföyler hala o tarafta gıda, hizmet yoğun olarak gitmeye devam ediyor. Biz de öyle gidiyoruz. Yani ben kendi yönettiğim fonlarda da öyle gitmeye devam ediyorum. Memnunum da durumdan. Pozisyon değişikliği yapmaya başladığım bazı sektörler var. Hani azaltmaya başladığım bu süreçte etkilenmesine rağmen azalttığım pozisyonlar var. Ama bu rotasyon aynı makro tarafta olduğu gibi muhtemelen aylar sürecek. Yani bugünden yarına yapacağımız değişiklikler değil. Burada sektörlerle ilgili otomotiv tarafını bir konuşalım. 106 bin geldi Mayıs satışları. Nisan da iyiydi. İyi hala. Evet pardon Haziran satışları 106 bin geldi. Mayıs da çok iyiydi. Nisan bir arada bozuldu 70 binlere düşmüştük. Hı hı. Bitti bu trend demiştik. Evet. Kral geri döndü. İki aydır çok 100 binin üstünde satışlar var. Bu ay da öyle. Bu tabi bu GSR gündemi var. Yani işte belli araçların satışına yönelik belli bir süreye kadar izin verilmesi konusu ki orada bir uzatma geldi. Ağustos'a kadar bir uzatma geldi. Normalde Temmuz'un 7'siydi yanlış hatırlamıyorsam. Üretimi sadece Türkiye'de olan araçlar evet, için diye bir kısıt geldi. Evet, üretimi Türkiye'de olan araçlar için Ağustos sonuna doğru ertelendi o süreç. Ne düşünüyorsun abi otomotiv tarafında? Etrafında var mı otomotiv bakan? Çin'den Heh. gelen araçlara vergi meselesi. Yüzde %40'lık ek vergi. Evet. Onu da tabii değinmek lazım. Bir toparlayalım abi bu tarafı. Ne düşünüyorsun? Otomotiv satışları buralarda kalabilir mi? Şimdi yok, kalması mümkün değil. Kötü giden sektörleri de söyleyeyim mi? İyileri söylemiştik. Onları da söyleyeyim. otomotiv'e tekrar gireceğim. Açmıştım. Kağıt. Aracı kurum, finansal kiralama ve leasing factoring. Aracı kurum şirketleri. vergilendirmeden biraz evet, daha. Evet. Tekstil, Sigorta, ondan sonra da yatırım ortaklığı geliyor. Aslında senin söylediklerini bir miktar şey yapıyor. Tekstil vesaire zaten uzun zamandır böyle. Evet. Otomotiv tarafında da ben sektördeki herkesi dinliyorum. Sene başından beri en az yüzde otuzluk bir düşüş bekliyorlar aslında. Yani satışlarda. Daha fakat çok. Fakat oraya gelemedik. Daha çok abi. 1.2 milyonun üstüne geçen sene rakam. Evet. İşte ben işte Tofaş'ın, Ford'un guidance'larından hani söyleyeyim. İşte 700-800 binlerdeydi adetler. Yani Hı -hı. aslında çok daha yüksek bir düşüş bekleniyordu. Öyle olmadı. Ama o hala olacak diyorlar. Ee, evet. Yani, yani öne, öne çekilmiş bir talep var. Kampanyalar çok fazla. Ama tabii bir taraftan satışlar artarken muhtemelen... E, Marjlar. Kar, ...kar marjları düşecek. Çok. E, açtığımız zaman bilançoları, gelir tablolarını göreceğiz. önümüzdeki dönemde. Ve... Her ne kadar yüzde 40 gibi bir vergi tarife gelmiş olsa da hala ucuz Çinli arabalar ve bu trend devam edecek. Dolayısıyla oradaki kapasite, over kapasite üretimi, bütün dünya'yı vurduğu gibi bizi de vurmaya devam edecek. Orada da yani bir yere kadar vergi koyabiliyorsunuz çünkü ilişkiler var, şunlar var, bunlar var. Dolayısıyla yılın ikinci yarısında muhtemelen daha kötü performans gösteren bir otomotiv sektörüyle karşı karşıya kalacağız. Çünkü faizler düşmeyecek. Alım gücü gün geçtikçe eriyecek. Bunun yanında bir yatırım aracı olma hüviyetinden de çıktı. Çoktan, evet. Dolayısıyla kampanyalar da sona ermiş olacak. Onun için ben pek iyi görmüyorum yani otomotiv sektörünün durumu ikinci yarı itibariyle. Yani ben de hem fikrim zaten ...daha erken bozulmasını bekliyorduk evet. ama bir şekilde hani işte o GSR konusu çıktı... ...kampanyalar bir anda öne çekildi falan ee, bir şekilde ayakta duruyor iki aydır. Bakalım Temmuz ayı itibariyle verilerde belki bir miktar daha bozulma görebiliriz. Özellikle bu ithal araçlardaki GSR konusunun ortadan kalkmasıyla birlikte. EPDK'nın zammı mesken tarafta %38, tarım abonelerinde %30 işte yüksek tüketim yapanlarda Hı -hı. %20 gibi farklı oranlarda zamlar geldi. Uzun zamandır aslında ertelenen konulardan bir tanesi de elektrik zammı. Hatta Nisan'da bekleniyordu. Yani hep söylem şuydu. Seçimin ertesi günü hani 31 Mart seçim bir Nisan'da zam gelir deniyordu. Bir miktar ertelendi. Belki o enflasyonla mücadele ile ilgili de olabilir. Yani zaten Temmuz'da baz etki yüksek olacak. Hani bunu bu ayı yedirelim de olabilir. Çünkü hani zirveyi Mayıs'ta göreceğiz. Öncesinde yapmayalım. ...gibi bir düşünce de olmuş olabilir. E, ama zam geldi sonuçta. Enerjisi şirketlerinde de etkilerini gördük Borsa İstanbul tarafında. Orası birazcık doğru değil. Yani ondan bir değinmek lazım. Özellikle üretim yapanlar tarafında çok da fazla etkisi olmuyor aslında... ...bu elektrik zammının, EPDK'nın yaptığının. Daha çok dağıtım tarafına pozitif etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ama üreticilerle ilgili de bir e, veri var. E, piyasa takas fiyatının Hiç tavan mi? fiyatı yukarı çekildi. %10 küsür kadar bir yukarı geldi. O üreticileri etkiliyor. Ama o seanstan sonra geldi. Ama seansın içinde üreticilerin fiyatlaması da oldukça iyiydi. Oradaki etkinin gerçek anlamda o kadar sert bir etki olmayacağını söylemek lazım. Ama tabii piyasa takas fiyatı bu sefer üreticileri etkileyen bir nokta. Ona da değinmek lazım. Ne dersin abi enerji tarafıyla ilgili? Bu işlerin fiyatlamalarının da iyi bilinmesi gerekiyor. Dediğin gibi üretim başka, dağıtım başka. Bir de orada şey var yani. Devletin bir sübvansiyonu var. Yani devlet sübvanse ettiği şeyi daha sübvanse edecek. Devletin üzerindeki yük düşmüş oluyor. Yoksa şirketler üzerinde muazzam bir şey olmuyor ama tabii piyasa takas fiyatının 2700'den 3000'e çıkma meselesi önemli. Dolayısıyla bu zaten olması gereken bir şeydi. Yani maalesef diğer her şeyin fiyatı yükselmişken elektrik fiyatları belli bir süre seçim yatırımıydı biraz da biliyorsun. Hatta Merkez Bankası Başkanı enflasyon raporu sunumunda söylemişti bunu. Seçimden önceki enflasyon raporu sunumunda Fatih Karan ilk e, şey olabilir. Zamlar da geliyor kapıda yazın biz bunları göreceğiz demişti. Dolayısıyla biraz malumun ilamı olmuş oldu. Tabii ki sanayi tarafında şirketleri olumsuz etkileyecek unsurlardan bir tanesi. Bireyler tarafını zaten hiç söylemiyorum. E, Bireyler olumsuz etkilemesinin de şöyle bir durumu var. Toplam talebi düşürücü etki yaratıyor bir taraftan da. Harcanabilir gelir, gelir düşüyor. Ve... Enerji yoğun sektörler, işte çimento, değil mi? Cam, Cam <laughs> elektrik daha fazla kullanılan, işte kimya. E, dolayısıyla buraların olumsuz etkilenmesi gayet doğal. Sanayi tarafın Zaten sanayinin tutunacak tarafı yok. Bir de e, bu, buradan maliyetler yüksek geldi. Siparişler düşük, talep doğru düzgün yok. Piyamanın da işte 47.9 çok düşük yani. 48.4 geçen be. ay. Hı. Şimdi 47.9 oldukça düşük yani. Evet, son bir gündemimiz var abi, halka Hı -hı. Bence konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Çünkü 2-3 yıldır süren, yani 2020'yi tam saymıyorum. Çünkü 8 tane halka arz yapılmıştı sadece 2020'de. Trendin başladığı dönemde 20. E ama 21, 22, 23 ve bu sene çok sayıda, yani yüzden fazla şirket halka arz edildi. İnanılmaz getiriler sundu yatırımcılarına bu halka arzlar. Ama son dönemdeki halka arzlarda talebin git gide düştüğünü... ...ve hatta ilk günden negatif getirilerin artık normal olduğunu görüyoruz. Yani halka arıza katılınıyor, talep karşılanıyor ama ilk günden yatırımcıların çoğu satmayı deniyor. Hatta son halka arzlarda işte ortak satışı ve sermaye arttırma birlikte yapılacaktı. Ortak satışı iptal edildi. Hı hı. Yani talep yetersizliğini de artık görmeye başladık. Bence çok yanlış yürütüldü politika. Yani yılın ilk günü sermaye piyasası kurulu bütün rakamlarını güncelliyor. Yani işte şirket kuruluşunun sermaye şartından halka arz şartlarına kadar bütün her şeyin güncellendiği, fiyat tarifesinin aslında güncellendiği bir tarife yayınlıyor aslında, bir tebliğ yayınlıyor. Hemen o gece uyanıktım ve gönderildiği saniye eleştiri yapmıştım. Çünkü tam olarak böyle katma değeri düşük, yüksek aktif, düşük verimlilikle çalışan şirketleri halka arz edecek bir yapı. Yani bir buçuk milyar aktif şartı istiyorsun, 750 milyon ciro şartı istiyorsun. Bir kere aktif devir hızı kötü şirket arıyoruz. Yani ilk yaptığımız şey aktif devir hızı 0.5 olan şirket arıyoruz. Bu zaten verimsiz bir şirkettir. Yani ilk günden. Ve günün sonunda işte gayrimenkul yatırım ortaklığı arzları geldi. Enerji üreticilerinin arzları geldi. Enerji üretim tarafındaki yani 2022'deki KSN pozitif ay artık yok. Yani piyasa fiyatları çok düşük dolar bazında yıldan yıla inanılmaz düşüşler var fiyatlarda TL bazında bile yıldan yıla düşüşler var. Bilançolar kötü geliyor. Bilançolar kötü geldi. Yani reel anlamda çok sert düşüşler var. E, sadece işte hidroelektrik santrali olan şirketlerin verisi iyi geldi. O da yağıştan yani şeyden değil, ilahi bir taraf yani <gülüyor> <gülüyor> yağıştan dolayı iyi gelen hesler var. Haricinde üretim rakamları düşük, fiyatlar düşük. Buna rağmen işte enerji şirketleri uygun. Yani arz tarafının çok iyi yönetildiğini düşünmüyorum ben. Özellikle bu yılın başından itibaren gelen şirketler düşük katma değerli şirketlerde yüksek oranda istisnaları var tabii ki. Hani teknoloji şirketleri de var. Ama geldiğimiz noktada maalesef buradaki havayı kaybettik. Tabii ki işte tavan tavan gitme konusunun doğruluğu tartışılan konulardan bir tanesi de. Öyle olmaması gerekiyor tabii ki. Ama yeni şirketlerin halka arz olmasını sağlayan faktörlerden biri buysa Buna da biraz ses çıkarılmadı aslında. Yani hı hı. böyle olduğu için talep geliyordu. Bu da yeni şirketlerin arz olmasını sağlıyordu ki sermayenin tabana yayılması, bir fonlama alternatif olarak halka arzın kullanılması konuları için de gerekliydi. Ne düşünüyorsun? bir yani burada konuşacak çok konu var. Başlı başına bir program çekilir buraya. Yani aylardır o halka arz endeksi negatif. Gibi. Evet. Negatif ayrışmasını bırak. Mutlak anlamda negatif getiri var. Son iki yılda halka arz olmuş şirketlerin bulunduğu endeks o. Evet, X harz. Ee, X harz, aynen öyle. E, X halka harz, X harz. Yani işte bu yatırımcı sayısının 8 milyon üzerine çıkmasının ana sebebi... ...işte bu halka arzlara katılıp... ...yani biz en azından bir şey olmazsa sigara paramız çıksın diye. Çok faydalıydı abi. Evet. E, ama yani şimdi <laughs> bil, bilmeyenler vardır. Bir şirketin halka arz olması için aracı kuruma gitmesi gerekiyor. SPK tarafından etkilendirilmiş. Onların da bir fiyat tespit raporu yazması gerekiyor. Onların yazması yetmiyor. Diğer aracı kurumların da o fiyat tespit raporuna bakıp... ...ya evet doğru bir değerleme yapılmış. O değerleme yaparken de üç tane farklı yöntemi kullanıyor. Onlar içinden işte bir iskontoyla sonra halka arz ediliyor vesaire. Ama en azından bir adil bir fiyat ortaya çıkıyor. Şimdi şirketini satan ortak da... ...ya da halka arz olan şirket artık ortak satışta olsa olsa... ...şirkete kaynak girse de... ...en başta halka arz ne kadar yüksek fiyattan yapılırsa o kadar getiri elde ediyor. Onun dışındaki e, tavan tavanlar aslında o ikinci piyasada gerçekleşen evet. şey. Dolayısıyla ben bir şirketimi halka arz etsem ondan sonra da 10 tavan gitse ya biz bunu ucuz mu sattık acaba diye düşünürüm. Üzülmesi lazım. Hiç öyle olmuyordu. Yani herkes para kazanıyordu. Çünkü değerlemeler çok saçma sapan bir yere doğru gitmişti ve insanlar da o e, şirketin gerçek değerlemesine bakarak da buna yatırım yapmıyorlardı. Zaten gidecek. Şimdi <laughs> e, iş biraz tersine dönmeye başladı ama. Yani iyi olan mesela halka arz oluyor şirket, kap atıyor arkasından, iyi bir ortaklık yapıyor, bir iş alıyor ama o pozitif fiyatlanmıyor mesela. Çünkü halka arz'a karşı bir Negatif algı da oluşmaya başladı. Bu kar topu etkisi birbirini besleyen bir süreç olarak maalesef bu arzların önünün kesilmesine sebep olacaktır. Kötü yönetim işi kökünden maalesef daha başlamadan bitmesine sebep olacak gibi gözüküyor. Evet, ya yani burada şartların acilen düzeltilmesi lazım. Yani yüksek katma değerli şirketlerin de arz olabileceği bir yapıya geçilmesi Hı -hı. lazım. Bazı sektörler için istisnalar açıklandı mevcut kriterler yüzde elli daha düşük uygulanıyor. İşte teknoloji şirketleri için vesaire belli bir sektör listesi var uygulanıyor. Birazcık onlara öncelik verilmesi lazım. Yani büyük ve GEO ikilisi açıkçası burada alerji yaptı Aha. yatırımcıya ve onun sonucunda aslında buraya doğru geldik. Yani şu an mesela iyi bir şirkette arz olsa muhtemelen yeterli talep kolay kolay oluşmayacaktır. Çünkü dediğin gibi halka arz kavramına karşı bir alerji oluşuyor. Ben çok faydalı görüyordum. Yani bugün yatırım sayımız bu 8 milyonlara gelmişse bu sayede. Bugün işte aracı kurumlar yıllar sonra kar edebiliyorsa ve kaliteli insan kaynağını artık yavaş yavaş buraya çekebiliyorsa ya da işte bizim iyi üniversitelerimizin öğrencileri bu tarafta çalışmak istiyorsa bunların hepsinin temelinde büyük bir halka arz gerçeği var. Yani hmm. Halk arzlar iyi gittiği ve erci kurumlara fayda sağladığı için aslında bu insanların ilgisini çekmeye başladık. O yüzden ben buranın kritik olduğunu düşünüyorum yani Sektörün geleceği için kritik olduğunu düşünüyorum. Umuyorum burada daha katma değeri yüksek şirketler daha adil fiyatlardan halka arz edilir ve bu halka arzlarda yatırılmasına makul bir getiri sunar. Yani belli bir iskontoyla arz edildiği için makul getiri sunması beklenir. Bu demek değil ki işte üç gün beş gün tavan gitsin ama halka arzdan hisse alımı yapan yatırımcıların zarar etmemesi. Burada aslında yani makul olan budur. Madem ki sen şirketin yüzde on beş, yirmi, otuz ki zamanında öyleydi iskontolar. Yani ilk başladığında bu işler %30 iskontoyla falan halkar arz olunuyordu. Bu kadar iskontoyla satıyorsan ilk aldığın günle itibaren bu fiyatın birazcık daha yukarısında oluşmasını beklersin. Umuyorum düzelir. Dediğim gibi ben çok hayati görüyorum sektör için. Çünkü insan kaynağını etkiliyor günün sonunda ve insan kaynağı işte az önce başka konularda da konuştuk. Her şey ee, ...aslında yapısal olarak baktığımızda... ...umuyorum ki buradaki yanlıştan... ...kısa sürede dönülür ya da yanlış yönetim. Yani TL cinsinden tasarrufları arttırmamız gerekiyor. TL cinsinden tasarrufların artması için de... ...TL cinsinden yatırım... ...enstrümanlarının çoğalması gerekiyor. Bunu e, şimdi siz sermaye piyasasını genişletecekseniz... ...oradaki ürünleri arttıracaksanız... ...o zaman en başta daha bir dereyi geç ki... ...okyanusa sonra açılıyor. Yani biz bu işleri halletmemiz gerekiyor. İşte o kurumsal kapasiteyle... ...ilgili bir mesele olduğundan da korkuyorum yani ben. <laughs> ya umuyoruz. Öyle değil. <laughs> Teşekkürler abi. Yine çok keyifli ben bir program ederim. oldu. Ağzına ee, sağlık. Makro'dan Mikro'ya'nın ikinci bölümünün sonuna geldik. Herkese güzel bir e, hafta dileyelim. Bol kazançlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın.